Trizomi 21 dediğimiz bir hastalık tıp içerisinde de hani bir isminde trizomi 21'dir. Trizomi üçleme demektir. Normalde bizim 46 tane genimiz var. 23x2. Bunlar her birinden ikişer tane olur. Down sendromunda 21. gen 3 tane oluyor. 2 tane değil 3 tane oluyor. Ve böylece çeşitli zihinsel ve fiziksel farklılıklar ortaya çıkıyor Down sendromunda. Görüyoruz yani 20 yaşındaki bir annede ihtimal 2000'de birken bu ihtimal giderek artıyor ve 49 yaşında bir anne için 10'da 1, yani 10 tane doğum olduğu zaman bir tanesi Down sendromu oluyor ve dolayısıyla diyoruz ki anne yaşı çok önemli, ileri anne yaşında Down sendromunun ihtimali çok artar. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Aslında anne karnındayken kesin bir tanı koyma ihtimalimiz pek yok. Var ama çok zor yöntemlerde var. O yüzden işte 11. 12. 13. haftalarda bazı kanlar oluruz, rutin oluyor bu kanlar. Ve bu kanlarda işte ikili üçlü testler dediğimiz kan testlerine çeşitli proteinler bakılarak oradan çıkarmaya çalışıyoruz. İşte ultrasonografi dediğimiz yöntem var. O yöntemde ultrasonda işte çocuğun boyun kalınlığına bakılıyor ve boyun kalınlığından çıkarsamaya çalışılıyor. Ama kesin tanı bu şekilde çok kullanılmıyor. Sadece tahmin ediyoruz. Kesin tanı nedir? Kesin tanı çocuk doğduktan sonra genetik analiz yapmak oluyor. Yine bazı plasenta amniyosis örnekleri dediğimiz yöntemler var. Anne karnındayken işte umbilikal kord dediğimiz plasentadan amniyodan örnekler almak. Yani anne karnındaki sıvıdan örnekler almak veya plasenta içerisinden örnekler almak, onlara analiz yapmak şeklinde tanılar koyuyoruz ama bunların düşük riski var. O yüzden çok biraz tehlikeli durumlar açıkçası. Yani zihinsel gelişim geriliği demek, bir çocuğun zihinsel gelişim basamaklarını aştığı belli zamanlar vardır. Örnek bir çocuk 12 yaşında, 12 aylık kendi yürüyüşü mesela kabaca. Bir çocuk yavaş yavaş 1 yaşında konuşmaya başlar, 2 yaşında cümle kurmaya başlar diye bizim basamaklarımız vardır. Zihinsel gelişim geriliği demek, bu basamakların hepsi geriden geliyor demek. Her türlü zihinsel faaliyet, zihinsel beceri, yeti geriden geliyor demek. Bu kişiler dikkatlerini toplayamazlar, konsantre olamazlar bir konuya. En temel sorunlar dediğimdir mesela okul başladığı zaman görürüz. Ders başında oturamazlar, kendilerini derste veremezler, dersi dinleyemezler mesela. Bir kişiyle konuşurken karşılıklı uzun uzun konuşamazsınız bu kişilerle. Çünkü aklı hep başka başka yerlerdedir, konsantre olamazlar mesela. Bu kişiler çok hareketli olurlar, yerlerinde duramazlar. Bu okulda çok ciddi sorun oluşturur. Öğretmenler hep şey der mesela, yerinde oturtamıyorum bir türlü, sırada oturtamıyorum bir türlü falan derler. Bu çocukların yerinde duramama, hareketli olma gibi bir sorunları vardır. Şimdi biraz daha büyüdüğünde çocuklarda artık depresyon dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş çocukluk döneminden sonra depresyon dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Depresyon nedir? Depresyon aslında bakarsanız kronik bir mutsuzluk halidir. Yaştan yaşa değişir. Bebeklikte biraz daha böyle işte çok ağlamayla, işte daha mutsuz görünmeyle, küskünlükle, içine kapanmayla, anneye iyi göstermemekle, etrafındaki yakınlarına çok iyi göstermekle, böyle bebeklik oyunlarına iyi göstermekle gider. Ya da işte düşer, her tarafa kanar mesela ama çok ağır hissetmez mesela. Bu da duysam hiposensitif. Böyle bir gergin hali vardı, sürekli hareket halindeydi, sürekli bir ağlama halindeydi derler. Dedim yani gidiyorum ben biraz böyle. Her zaman da dilleri de artık değil mi? Çok hoş. Aklımda benim aklımda bir şey var, artık kural var değil mi? O kurala uymam gerekir. İşte bu düzenlik bu eşitlerinde. Şimdi okul döneminde asıl sorunlar başlar. Yani genel olarak dikkat etmek
Evet. Ali Kadir'in